Herkese merhabalar. Saatler 17 oldu yine. Bugün de kapanışa doğru da buluştuk. Ben Didem Arslanoğlu. Hoş geldiniz ekranlarınız başına. Şimdi bugün içeride renk yeşil. Biraz sanki bir toparlama var ama buraları hep konuşuyor olacağız. Bugün içeride bütçeyi karşıladık. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları önemliydi. Alican Türkoğlu'yla stüdyoda bunları değerlendireceğiz, üstünden geçeceğiz. Kabineden neler çıktı? Bunları da yine Alican'a soracağız. Öte yandan elbette Avrupa'dan gelen, ECB'den gelen sanayi üretimi, Amerika'da Fed bölge başkanlarının bir kısmından gelen faiz indirimine yönelik açıklamalar tamamı piyasaların takibi altında iken, hazır yeşilden de bahsetmişken söyleyelim, %1 sınırının hemen üzerinde bir yükseliş var. BIST yüzde 8790 puan seviyesinde olduğumuzu görüyoruz. Dolar TL'ye bakıyorum, %0.11'lik bir geri çekilme var. 34.23.23'teyiz. Euro TL'de de benzer bir aşağı yönlü hareket. Sınırlı hareketler bunlar. 37.38.09'a getirmiş durumda bizim. Ve Euro Dolar paritesi de son derece yatay, 1.09.10'da. Hatta o kadar yatay ki dün tam bu saatte yine tam da bu seviyelerdeydi. Dolayısıyla biraz gün içerisinde oynasa da herhalde beni bekliyor 1.09.10'a park etmek için Euro Dolar paritesi. Buradan emtiaya geçelim. Emtia tarafında ne oluyor diye baktığımızda petrole geleceğim. Uluslararası Enerji Ajansı'nın çünkü açıklamaları vardı. Küresel petrol talebi beklentilerini düşürdü. 2025'te önemli bir arz fazlasına doğru ilerliyoruz dedi. Ve işte o yüzden de %4.66'lık bir düşüş Brent'te, bizi $73.84'e getirirken ABD ham tüpü petrolde de yine 4.62'lik yüzdesel bazda bir geri çekilme var. $70.47'e kadar geldik. Bu tabloda, emtia tablosundaki en göze çarpan değişimler dolayısıyla petrolde. Bir sonraki büyük değişim ise %2.67'lik yükselişle Bitcoin'de gerçekleşiyor. O da $67.610 seviyesine kadar geldi bu dakikalarda. Spot ve gram altına da hemen bir bakalım. Değişim neredeyse yok denecek kadar sınırlı ama yeşil. $1.23'lik yükselişle spot altın $2.649.58'de, gram altınsa 82 kuruşluk yükselişle 2.918 liranın hemen üstünden işlem görüyor. Şimdi gideceğiz araştırmaya. Bakalım Sevcan Ersözlü'nün elinde hangi detaylar var onu konuşacağız ama önce bir son dakikayı da vereyim, öyle gidelim araştırmaya. Hazine 12 milyar 533 milyon lira tutarında 2 yıllık sabit getirili kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi. Bugün yine konuşuyorduk, iki tahville 27.2 milyar lira borçlanmıştı hazine. Bu son dakikayı da paylaştık. Hadi şimdi buyurun araştırmaya gidelim. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Araştırma masasında Sevcan'la birlikteyiz. Sevcan, hoş geldin. Elindeki notlar için sözü hemen sana bırakıyorum. Didem, Borsa İstanbul'da bilanço sezonu bugün Aselsan'la başlayacak ama ABD cephesinde geçtiğimiz hafta Cuma günü başladı. Biz Wells Fargo ile JP Morgan'ın bilançolarını takip etmiştik. Her iki bankanın bilançosu da beklenti üzeri gelerek S&P 500 endeksini rekora taşımıştı. Finansal sektör endeksini de rekora taşımıştı. Bugün de benzer bir eğilim var. Güçlü bilançolar gelmeye devam ediyor. Ve geçtiğimiz perşembeden bu yana en büyük 6 Wall Street bankasının JP Morgan, Morgan Stanley, Citibank, Wells Fargo, Goldman Sachs gibi bankaların toplamda getirisi, ortalama getirisi banka başına %6'yı aşmış durumda. Dolayısıyla bir bankacılık rallisi teknoloji endeksi rallisinin yanına S&P 500 ve Dow Jones endeksi içerisinde yerleşmiş durumda. Ekranda 2024 performanslarını görüyoruz bu en büyük bankanın. Goldman yükselişe önderlik ediyor. Ben grafiğin ekran görüntüsünü aldığımda %35'lik getirisi vardı sene başından bu yana. Ama bugünkü bilançosunu takip ettiğimiz andan itibaren yükselişe
yükseliş devam etti. Sene başından getirisi %39 seviyesine ulaştı. JP Morgan ikinci sırada yer alıyor. Sene başından bu yana getirisi %30. Citibank'ta ise %26. Wells Fargo'da %26. Morgan Stanley ise %22'lik getirisiyle beraber karşımıza çıkıyor. Biz bugün Citibank'ın bilançosunu aldık. Goldman Sachs ve BofA'dan bilanço aldık. Hemen detaylarını da aktaralım. Citibank'ta son 10 yılın en iyi 3. çeyrek performansını alıyoruz aslında ama çeyreksel bazda baktığımızda ve yıllık bazda baktığımızda bir miktar düşüş olduğunu görüyoruz. 1,51 dolar hisse başına kar açıkladı Citibank. Beklentiyi aştı. 1,31 dolar seviyesindeydi. Baktığımızda aslında burada 3. çeyrekte %1'lik bir artış var. Gelir kaleminde %4,8 milyar dolar seviyesini açıkladılar. Net gelire baktığımızda net gelirde ise düşüş var. %9'luk düşüşle beraber 3,2 milyar dolar seviyesine ulaştı. Seans öncesinde 1,12 bir yükseliş vardı. Birin üzerine çıkmıştı primlenme ama şu anda yatay pozitif diyebileceğimiz bir eğilimde fiyatlanıyor diyebiliriz. Goldman Sachs ise rekor tazeledi aslında. En yüksek zirve seviyesine baktığımızda %2,2'lik yükselişi var ve bu ard arda gerçekleştirdiği 3. gün oldu yükseliş performansında. Buradaki beklenti ise hisse başına karda 6,89'luk hisse başı kar beklentisinin olmasına rağmen 8,40 dolar bir beklenti rakam açıklandı. Gelirlere baktığımız zaman da ise burada da beklentinin aşıldığını görüyoruz. Yaklaşık olarak 12 milyar dolarlık gelir beklentisini 12,7 milyar dolar seviyesiyle aştı. Buradaki en büyük gelir kalemi ise yatırım bankacılığı tarafından geldi. Biz volatilite endeksinin yukarı yönde gittiği 5 Ağustos dönemini konuşmuştuk. Sonrasındaki Eylül ayı ve ABD seçim gündemi her ne kadar küçük yatırımcı için hisse senedi tarafında volatilitenin arttığı, belirsizliğin arttığı dönemler olsa da bankalara pozitif yaradı. Ve son olarak BofA'dan da bilançoyu takip ettik. Burada bankanın karı 6,9 milyar dolar seviyesine gerilemiş durumda. Hisse başı karı ise 81 sent olarak geldi. Geçen sene aynı dönemde 7,8 milyar dolar kar açıklamıştı BofA ve baktığımızda burada da yatırım bankacılığı gelirlerinin yukarı yönlü gittiği bir seyir olduğunu takip ettik. Dolayısıyla güçlü bilançolar ABD ekonomisinden geldi ama CEO'ların konuşması bir miktar daha nakite yönelik ve bir miktar daha resesyon korkularına zaman zaman bize işaret ediyor diyebilirim Didem. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Sevcan Ersözü'ye çok teşekkür ediyoruz paylaştığı notlar için ve dönüyoruz stüdyoya. Burada kim var? Bloomberg HT Genel Müdürümüz Acan Türkoğlu var. Elbette Acan, hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi dün seninle konuştuğumuz başlıklardan bugüne devrettiğimiz hususlar var. Bunlardan bir tanesi kabineydi şüphesiz. İstersen oradan başlayalım. Neler çıktı kabinede? Biz özellikle kredi kartlarına uygulanacak olan o 100 bin liranın üstündeki kredi kartı limitine uygulanacak olan ne payı diyorduk ona? Katkı. Katkı payı. Tam ismini bulmaya çalıştım ama katkı payı. Katkı payı. Bugün Mehmet Şimşek'in de açıklamaları var onunla ilgili zaten. Evet. Aslında şimdi dün kabinede bunun özelinde bir şey yok. Yani kabinede aslında dün hem dış politika hem iç politikayı ilgilendiren başlıklarda, dış politikada özellikle İsrail'e tabii çok sert sözlerle yüklenen bir cumhurbaşkanı var. Özellikle İsrail'in Lübnan'ı işgalle yetinmeyeceği, Netanyahu kabinesinin açıklamalarının bunu gösterdiğini söyledi Cumhurbaşkanı. İçeriğiyle ilgili ise özellikle bu yumuşama iklimi konusunda siyasi aktörlerin milli meselelerde ortak paydada buluşmaya başladıklarını, bunun önemli olduğunu, özellikle bölgenin şu andaki durumu düşünüldüğünde bu diyalog zemininin güçlendirilmesi gerektiğini söylüyor. Söylendi. Kabine sonrasında herhangi bir provokasyona da izin verilmeyeceğini söyledi. Bir de yine dün seninle konuşmuştuk. Anayasanın ilk 4 maddesiyle ilgili olarak herhangi bir sıkıntı olmadığı dün Cumhurbaşkanı tarafından, bugün de MHP grubunda Devlet Bahçeli tarafından aktarıldı. Dolayısıyla seninle dün konuştuğumuz gibi bu konu noktalandı. Onun dışında bu kredi kartlarında, yani 100 bin lira, limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kartlara yıllık 750 liralık katılım payı konusu zaten bugünün dedik ya, meclise de çok konuşulacak, evet, grup toplantılarına da yansıyacak, zaten plan bütçede görüşülmeye başlanıyor diye çok konuşulan başlıklarından birisi. Şimdi burada Mehmet Şimşek'in açıklamaları önemli. NTV'deydi Mehmet Şimşek bugün. Tam da oraya getirecektim, evet.
birleştirmekte fayda var. Evet. Çünkü birçok konuyla ilgili olarak zaten gün boyu bulunma OKT ekranlarında detaylı bir şekilde aktardık ama bu konuyla ilgili olarak diyor ki Sayın Şimşek de mesela kendisinden duymaya çok da alışık olmadığımız kelimelerle yani zor bir coğrafyada olduğunu, Türkiye'nin caydırıcılık gücünü arttırması gerektiği, dolayısıyla savunma sanayi gelirlerine de ek kaynağın zorunlu hale geldiğini ifade ediyor. Burada bu fona giren bir kuruşun bile bütçeye eklenmeyeceğini özellikle altını çiziyor. Muhtemelen bu konular işte konuşuldu. Yani bu fon vatandaşa aktarılırken, anlatılırken bunun bütçeyle alakasının olmadığını, sadece savunma sanayine destek olmak amacıyla eklenen bir katkı payı, katılım payı olduğunu söylenmesi gerektiği bence kabine içerisinde konuşulmuş olabilir ilgili isimler tarafından. Diyor ki Sayın Şimşek de işte çelik kubbe inşası, 5. nesil uçak, tüm bunlar için para lazım, yatırım lazım, fon lazım, katkı lazım. İşte bunun için de mesela bu sene 165 milyar verilmiş savunma sanayi fonuna. Bu eklemelerle de bunun artırılacağını söylüyor. Ama ben hala şu noktadayım. Sabahçı'da da söyledim. Şu anda komisyonda görüşmeler devam ediyor. Tartışmalı geçmesini de bekliyorum. O kadar çok tepki geldi ki geri çekilecek demiyorum ama ben en azından limitte bir oynama olabileceğini düşünüyorum. Yani 100 bin lira limitinin işte belirli bir oranda yükseltilebileceği gibi bir düşüncem var. Yani ha, yurt dışı çıkış harcı gibi biraz. Evet, orada da düşürülmüştü. Tabii bu aslında işin esasından uzaklaşmamızı mı sağlayacak? Yani burada aslında temelden karşı olunan nokta kredi kartı limitinden bir işte pay veya vergi, neyse muhalefet vergi olarak adlandırıyor. Evet. Hükümet bunu bir katılım payı olarak değerlendiriyor. Bir pay veya vergi alınabilir mi, alınamaz mı? Her ne kadar savunma sanayi doğru, bölge çok kritik noktada, caydırıcılık önemli. Ama bu caydırıcılık için gereken kaynak kredi kartı limitleri üzerinden mi alınmalı yoksa başka bir formül mü bulunmalı sorusu hala bence geçerliliğini koruyor. Yani bu limit artırılsa da düşürülse de bu konu eğer gündemdeyse ve böyle bir katılım payı alınma kararı katıysa, eğer mecliste herhangi bir değişiklik olmaz ise, bunun tartışması devam edecektir ve ben bunun devamında bir yargısal süreç olacağını hala düşünüyorum işin dün doğrusu. Dün de ifade etmiştin. Yani onu, bunu evet. Muhalefetten mi gelinir, başka bir yöntemle mi olur bilmiyorum ama bu konunun daha iç siyasette daha çok tartışılacağı ve hem plan bütçe sırasında hem genel kurul aşamasında siyasiler arasında da farklı tartışmalara yol açacağı düşüncemi ben hala koruyorum. Pekala, şimdi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in başka açıklamaları da oldu belki paylaşmak isteyeceğin. Bir de tabii özellikle hani İsrail konusunda, Lübnan konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da sert söylemleri olduğunu ifade etmiştin ama her iki isimden de çıkan mesajlar içinde eklemek istediklerin neler? Ya şu önemli, İsrail tarafında şimdi hem Sayın Şimşek'in açıklamalarını biraz önce bahsettim ama Cumhurbaşkanı'nın bugün de değerlendirmeleri var. İsrail tehlikesinin Türkiye'ye yaklaştığı, ülkemize yaklaştığı, yayılmacılığın nereye varacağını kendilerinin tahmin ettiğini ifade etti bugün Cumhurbaşkanı da. Her türlü tedbirin alındığını, bunu hala idrak edemeyenlerin olduğunu ifade ediyor. Yani muhalefete İsrail tehlikesinin Türkiye'yi de kapsayacak bir şekilde yayılmaya çalıştığı ve Türkiye için net bir tehdit olduğu yönündeki söylemini devam ettiriyor Cumhurbaşkanı bu noktada. İşte hem bu söylem, hem Sayın Şimşek'in açıklamaları, hem de savunma sanayi düşününce o zaman meclisteki bilgilendirmeyi hatırlayalım. Kapalı oturuma döndü ve muhalefetin açıkladığına göre bilmediğimiz bir şey söylenmedi dendi ama acaba sorusunu beraberinde getiriyor. Bu kadar bunun dillendirilmesi, bu kadar İsrail konusunun Türkiye'ye tehdit olacak şekilde siyasilerin açıklamalarına yansıması net bir tehlike, net bir sinyal mi var sorusunu da beraberinde getiriyor. Onun dışında Birleşmiş Milletler'e yine sert açıklamalar var Türkiye tarafından. İsrail'in Birleşmiş Milletler barış gücüne de saldırması, her ne kadar bilinçli olmadığı dense bile bu saldırının gerçekleşmesi Türkiye tarafında şöyle bir etki yaratmış durumda. Birleşmiş Milletler daha kendini koruyamıyorken dünya barışına ne yönde hizmet edecek? Kendi askerlerini bile koruyamayan bir örgüt tepkisini bugün duyduk mesela, yine özellikle Cumhurbaşkanlığı tarafından da. Burada da Netanyahu tarafının da, yani İsrail hükümetinin de Birleşmiş Milletler'e şu yönde bir çağrısı var hala.
Bu bilerek gerçekleşmedi, bilinçli olmayan bir temas oldu. Ama bu tip temaslardan kaçınmanın en kolay yolu ve tek yolu Birleşmiş Milletler'in Lübnan'dan çekilmesidir. Açıklamasında bulundu mesela bugün İsrail hükümeti de. Dolayısıyla bölgede hiçbir şekilde İsrail'in şu anda barışa yönelik bir adım atma yönünde bir düşüncesi yokmuş gibi algılanıyor. Yani tüm açıklamaları birleştirelim. Netanyahu'nun yapmış olduğu açıklamalar, ABD ile kurulan temas sonrası Amerika Birleşik Devletleri'nin değerlendirmeleri, arka arkaya yapılan özellikle Savunma Bakanlığı üzerinden gelen çok sert açıklamalara baktığımızda gözüken o ki, dün de seninle konuştuğumuz gibi, en azından Amerikan seçimlerine kadar İsrail'in bir geri adım atma gibi bir düşüncesi yok. Bunu Gazze'de de görüyoruz, bunu Lübnan'da da görüyoruz. İran'la ilişkiler, olmayan ilişkiler kapsamında da görüyoruz. O yüzden uluslararası ilişkiler kapsamında dünyanın gözünün kulağının çevrildiği noktadan yeni bir haber alınmayacakmış gibi gözüküyor. Bugün aslında Türkiye'de de Ankara'da da genel olarak dış politika değerlendirmesindeki husus buydu. İçeride de dediğim gibi bu ilk dört maddeyle ilgili süreç zaten kapandı. Bir anayasa tartışması zaten yok. Kabine değişikliği konusuyla ilgili olarak da yeni bir gelişme yok. İşte herkese gelen sosyal medya mesajları dışında. Ay evet ya böyle. Bir sürü kabine toto, acaba bu kimmiş, bu neredeymiş diye gelen sana da bin tane mesaj gelmiştir. Geldi. Bu doğru ya mu, bir düğüm var mı diye. Bunların hakikaten hiçbirine rağbet etmemek lazım. Bir şey geldiği zaman resmi gazetede yayınlanıyor. Gece bizim ekibimiz zaten saat kaç olursa olsun telefonlarımız ötüyor, alıyoruz mesajları, teyit ediyoruz evet, hiçbir, ve hiçbir devam ediyoruz. Hiçbir şekilde resmi gazetede yayınlanmadan evet. O bir de resmi gazete kimliğine bürünmüş ya, evet sosyal medya ya. Mesajlarına hiçbir izleyicimizin inanmaması gerekiyor. Evet. Düşünceler varsa bile şu anda Ankara tarafında bu konuyla ilgili resmileşen, yapılan herhangi bir açıklama veya değerlendirme yok. Sen son dakika okuyorsun. Okuyayım mı? Lütfen, buyurun. Apple hisseleriyle ilgili. Lütfen. Pekala. %2.7'lik artışla gün içi tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Efendim Apple hisseleri hayırlı uğurlu olsun Apple hissesi olanlara. Var mı olsun. Eklemek istediğim bir şey? Yok. Telefonum çaldı sadece. Bu. Tamam. Aç istiyorsan. Yok. Hisseyle ilgili konuşurken bir anda çalınca. Peki. Çok teşekkür ederim. Yarın görüşeceğiz. Harika. Ali Can'ı uğurlayalım o halde ve biz bir reklam arasına gidelim. Kapanışa doğru devam ediyor. Bu bölümde de ekonomist Doktor Tolga Dağlaroğlu'nu konuk ediyoruz. Tolga Bey merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim Didem Hanım. İyiyim. Sizleri sormanın nazik davetiniz için çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Biz teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Bizler de iyiyiz. Sağ olunuz. Şimdi bu bölümde hemen şöyle bir merkez bankalarından beklentilerinizi toparlayarak ilerlemek istiyorum. Çünkü şüphesiz Fed en başta ne yapacak sorusu önemli. Çünkü bütün küresel çaptaki para akışını belki de ve yatırımların seyrini belirleyecek olan genişlemeyi o tarafta bekliyoruz nihayetinde. Ama bir yandan da bu haftaya özel olarak ECB'nin ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararları, toplantıları var. Ardından yapılacak açıklamalar kilit olacak yorumlarını duyuyoruz. Ben Fed'den başlamak istiyorum. Çünkü Fed tarafında da özellikle ara ara çok mesajlar geliyor ya Fed bölge başkanlarından. Waller bu kez yönetim kurulu üyesi Waller dedi ki yani bu faiz indirimlerinde çok da acele etmemeliyiz. Şimdi ne beklemek lazım Fed'den? Yılın geri kalan kısmında ne kadarlık bir faiz indirimi bekliyorsunuz siz? Bir 50 bas puan fiyatlanıyor ama veriler bunu teyit ediyor mu? Daha fazlası mı gerekir, daha azı mı gerekir? Ne dersiniz?
Evet, aslında baktığımız zaman Kaşgari'nin de açıklamaları vardı. Biraz kafalar karışık gibi duruyor ama bu aşamada eğer durursa bu piyasalara yanlış bir sinyal verebilir. Aynı şey ECB için de geçerli. Dolayısıyla ben bu toplantıda 25 bas puanlık bir indirim bekliyorum. Dediğimiz gibi yani pas geçmesi durumunda bir önceki toplantıda jumbo bir faiz indirimi, şimdi pas geçiyor. Acaba FED piyasaları okuyamıyor mu ya da bir belirsizlik ortamı yaratabilir? Dolayısıyla buna yol açmamak için bir faiz indirimi, 25 bas puanlık bir faiz indirimi bekliyorum. Sene sonunda sizin de söylemiş olduğunuz gibi bir 25 bas puan daha yapıp seneyi kapatacağını düşünüyorum, 50 bas puan. Pekala. Gelelim o halde ECB tarafına isterseniz. Bugün Euro bölgesinde sanayi üretimi de açıklandı. Gerçi tabii çok geriden gelen veriler bunlar. Ağustos ayı verisini elde ettik. Beklentiler paralelinde geldi ama Avrupa'da ülke bazındaki gelişmeler de aslında bir bütün olarak bakıldığında bölgeyi etkiler düzeyde. Mesela Almanya tarafı, işte siyasi gelişmelerle Fransa, İtalya tamamında biraz daha aşırı sağ diyebileceğimiz bir eğilim. Bu eğilim ekonomi politikalarını etkiler mi o ülkelerde soruları sorulurken ECB'nin de aslında eli sanki biraz daha rahat gibi enflasyon sırf baz alındığında ama sizin o amanın altını biraz daha doldurmanızı rica edeceğim. Buyurun. Olduğunuz gibi aslında son yani Ağustos ayı sanayi üretimi bir 1.2'lik bir artışı işaret ediyordu ama burada önemli olan bizim açımızdan bir önceki ayda yani Temmuz ayında Almanya'da 3.3'lük bir azalış vardı. Ağustos ayında bunun telafi edildiğini görüyoruz. 3.3'lük bir artış var. Bu bizim ihracatımız açısından önemli. Tabii yayına çıkmadan önce baktım Euro-Dolar kısa vadeli faiz kontratlarına. Burada negatife dönmüş durumda. Yani ECB'den 25 bas puanlık bir faiz indirimi bekleniyor. Tabii Euro bölgesinde durum daha da karmaşık. Özellikle baktığımızda bundan yaklaşık 20 yıl önce dünya gayri safi yurt içi hasılasının %25'ini ABD ile beraber oluşturan Euro bölgesi bu payı kaybetmiş vaziyette. %18'ler civarında. Dolayısıyla yenilikçilik açısından da son derece önemli. Euro Policy'nin bir raporu vardı. Innovation AI teknolojisi bu home appliance ve araba imalat sanayine nasıl uyarlandığı, üniversitelerde burada yaratılan katma değerin ne olduğu, Euro bölgesi üniversiteleri sadece bu sektörlere home appliance ve araba sektörüne 20 milyar dolarlık katkı sağlarken Çin 100 milyar dolar, ABD 330 milyar dolarlık bir katkı sağlıyor üniversiteler ve inovasyon yoluyla ekonomiye. Dolayısıyla son geçtiğimiz haftalarda açıklanan Draghi'nin de aslında planı yenilikçiliğin arttırılması, daha green inflation dediğimiz daha yeşil bir ekonomiye geçilmesi. Eğer bu olmadığı takdirde 2050 yılında toplam dünya gayri safi yurt içi hasılasında meydana gelecek azalma 15 trilyon. Yani bir euro ekonomisine eşit. Dolayısıyla euro ekonomisinde sizin de söylemiş olduğunuz gibi bir ortak para birimi ve next generation euro dediğimiz o yapısal reformların devreye girmesi gerekiyor. Burada da sizin altını çizdiğiniz gibi hükümetler son derece önemli. Gelecek hükümetler ve yürürlükteki hükümetler. Şimdi ECB'den bahsederken elbette hocam siz de değindiniz. Özellikle Türkiye'nin ihracatı noktasında Avrupa'nın bir an evvel iyileşiyor olması bizim lehimize. Eğer ki bakıyoruz ihracat iklim endeksinde de bir miktar toparlama olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla belki geçtiğimiz yıllar kadar tedirgin bir tablo olmamakla birlikte çok hızlı da bir iyileşme olmadığını görüyoruz. Ve biz bir de içeride kendi biraz da derdimizle uğraşıyoruz demek herhalde çok yanlış olmayacaktır. Şimdi bütün bu koşulları tek tek saymaya gerek yok. Hepimiz her dakika bunları konuşuyoruz ekranda ama bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yapacağı toplantıda bir faiz indirimi beklenmemekle beraber bu yıl olmalı mı olmamalı mı tartışmaları biraz daha ısınmış gibi sanki. Çünkü enflasyonda tam da o istenilen seri henüz yakalandı diyemiyoruz. Bu konudaki görüş ve aslında varsa uyarı, varsa önerilerinizi duymak istiyorum. Şimdi aslında Didem Hocam önemli bir noktanın altını çiziyorsunuz. Yani enflasyonda beklenen düşüş bu kadar parasal sıkılaşmaya rağmen niye sağlanmadı? Çünkü şundan sağlanmadı. Bir, maliye politikası tarafında kredibiliteyi tekrar tesis edecek.
ve potansiyel büyümeyi arttıracak, kapsayıcı potansiyel gayri safi yurt içi hasılayı arttıracak kapsayıcı bir maliye politikası olmadığını görüyoruz. İkincisi, kısa ve orta vadede Türkiye ekonomisine ait riskler, bunlar ne olabilir? Örneğin bir gıda enflasyonu, hizmetler sektöründeki katılık. Buraya yönelik önlemlerin alınmadığını görüyoruz. Ve üçüncüsü ise Türkiye'nin yüksek gelir grubuna çıkmasını sağlayacak yapısal reformların hayata geçirilmediğini görüyoruz. Dolayısıyla özellikle yapılan çalışmalar da bize şunu gösteriyor. Maliye politikası tarafında alınmayan önlemler, yani dezenflasyon programında IMF'in son çalışmasında görebilirsiniz. Dezenflasyonist programda eğer maliye politikası tarafı zayıfsa enflasyonist beklentileri kontrol altına almakta zorlanıyorsunuz. Dolayısıyla bunlar devreye alınmadığı sürece gıda enflasyonu neden önemlidir? Çünkü hane halkının enflasyon beklentilerinin şekillenmesi açısından önemlidir. Dolayısıyla bu tarafta önlemler alınmadığı sürece sıkı para politika sonucunda oluşan sıkı finansal koşullar maalesef sanayi sektörüne, özellikle de faize duyarlı sektörlerde baskı yaratıyor ve bu da maalesef benim korkum politik tarafta beklenenden daha önce enflasyonda yapısal bir iyileşme olmadan, ki son açıklanan enflasyon rakamlarında 3 aylık mevsimsellikler alındırılmış enflasyon verisine baktığımızda 2.8, Merkez Bankası'nın projeksiyonunda bunun 2.5 civarında olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla 3.1, Merkez Bankası hesaplamalarında ise bunun 2.5 gibi gelmesi planlanıyor yıl sonu enflasyon hedefini tutabilmesi için. Dolayısıyla daha orada hala bir kazanımın olmadığını görüyoruz. En azından mevsimsellikten arındırılmış çekirdek enflasyonda baktığımızda 3 aylık hareketli ortalamalarda bir bozulmanın son açıklanan enflasyon verisinde ortaya çıktığını görüyoruz. Pekala, son olarak bir bütçe tarafını da biraz sormak istiyorum. Yani birçok şey konuşuluyor. Elbette bugün gelen verilere de baktığımızda siz bütçedeki hareketliliği nasıl yorumluyorsunuz? Kredi kartlarını konuştuğumuz ve hadi kredi kartı limitlerinden de bir katılım payı konuştuğumuz günlerden geçiyoruz. Nedir sizce oradaki durum? Tabii baktığımızda yani orta vadeli mali programda 2024 için açıklanan hedefin yarısına ulaşılmış vaziyette. 1.1 milyar TL'lik bir açık var. 2.14 olarak açıklanmıştı açık. Tabii maliye politikası burada son derece önemli. Özellikle yapısal, biraz önce söylediğim gibi potansiyel büyümeyi arttırıcı maliye politikasının olması gerekiyor. Çünkü biz şunu görüyoruz Didem Hanım, özellikle 2002-2006 arası dönemde uygulanan ekonomi politikalarıyla biz aslında şunu gördük. Sıkı para politikasının nasıl genişleyici para politikası haline dönüştüğünü, sıkı maliye politikasının nasıl gevşek maliye politikasına dönüştüğünü, uzun vadeli enflasyon beklentilerini düşürerek faiz oranlarında iyileşmeye neden olduğunu gördük. Dolayısıyla Türkiye ekonomisinin 2006 yılından sonra toplam faktör verimliliğinde önemli bir azalış söz konusu. Dolayısıyla burada maliye politikası bu anlamda yüksek teknoloji ürünlerini, sermaye yoğun üretimi teşvik edecek şekilde yeniden dizayn edilmesi gerekiyor. Sırf salt rakamlara baktığımızda maalesef evet, daha yılın geri kalan 3 ayında 3 ay var. Yani hedeflerin %50'si tutturulmuş durumda ama maliye politikası tarafı ben uygulanan dezenflasyonist programda son derece önemli bir eksiklik olarak görüyorum. Son olarak 1,5 dakikam kaldı yanlış görmüyorsam. Siz 2025 yılı için en önemli riskin bizi etkileyebilecek en önemli riskin nerede oluşma ihtimali olduğunu düşünüyorsunuz? Şimdi hemen şunu söyleyeyim, Türkiye dış piyasalara kapalı. Her ne kadar son dönemde devlet iç borçlanma senetlerinde carry trade ile giren para olsa da bizim original sınır relax dediğimiz yabancı payı son derece düşük seviyede. Dolayısıyla global anlamda şoklara karşı etkilenme derecemiz düşük. Ama ben 2025 yılında piyasalardaki en önemli kara kuğunun Çin olduğunu düşünüyorum. Çin ekonomisi burada bir düzenli olmayan bir deleveraging süreci dünya ekonomisi açısından şu anda en önemli risk olarak duruyor. Çünkü şirketler kesimine baktığımızda yaklaşık yarıdan fazlasının beklenen net nakit pozisyonunun negatif olduğunu görüyoruz. Ve gelebilecek bir şok, IMF'in son çalışmasında var. Faiz oranlarındaki %1'lik artış, gelirlerdeki %10'luk düşüş, riskli borcu 2.9'dan bir anda %30'a artırıyor. Bu da beraberinde deflasyonla beraber Fisher borç deflasyonu dediğimiz, yani nominal borç bölü fiyatlar genel seviyesi, fiyatlar genel seviyesinin düşmesi, reel borcun artması
Bu da beraberinde dünya ekonomisinde Çin'in iflasını konuştuğumuz bir dönem karşımıza çıkabilir. Çin 2025'te gündemi bir hayli meşgul edecek gibi duruyor. Doktor Tolga Dağlaroğlu, ekonomist, çok teşekkür ediyorum bana eşlik ettiğiniz için bugün. Kolaylıklar diliyorum size. Kapanışa doğruyu da bu notlarla tamamlamışken bir reklam arasına gidelim. Dönüşte iş dünyasında tekrar buluşalım.